Abi son günlerde tartışma konusu olan alnımız var. Alnımız kaldırıldı. Danıştay onayladı. AKP ile MHP red oyu vermişti mecliste. Ne düşünüyorsunuz? Abi bunlar vatan haini. Niye abi? Açıktan vatan haini. Bir ülkenin andığı o ülkenin şerefidir, namusudur, her şeyidir. Senin varlığındır o, varlığın. Mesela ne diyorsun? Türk varlığına armağan olsun diyorsun canım. Bunu neresinden kocanıyor MHP'liler ben anlamadım. Türk varlığından kocanıyor mu MHP? Kocanmaması lazım. Ama kocanıyorlar koca kardeş. Yanlış yapıyorlar. Vatana ihanet ediyorlar. Bak ben buradan söylüyorum hepsine. Bu kafalarını değiştirsinler. Bak ben kuvacıyım. Kuvayı milliyeciyim. Andımız bizim için her şeyimizdir. Bu millet sadece 1071'de gelmiş bir millet değildir bu topraklara. 4000 yıl önce geldiler. Çatalhöyük'te biliyorsun yani. Çatalhöyük. Hep Türk. Yani bu topraklar yani öyle kolay kolay kurulmadı. Amerika'dan oradan buradan gelen icazetle, emirlerle bizim andımızı değiştirmeye kalkıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Peki andımızın hangi kelimesinden rahatsız oldular sizce? Türk kelime, ne mutlu Türk'üm diyene diyorsun ya, evet. Ondan rahatsız oluyorlar. Ondan çok rahatsız oluyorlar. Türk olmak onlara bir yerlerine sancı veriyor bunlara. Karınları mı ağrıyor? Karınları ağrıyor. Bak bunlar var ya, yani burama geldi yani ha. Yani karşıma çıkıp da böyle konuşmasınlar. Böyle yasalar çıkartmasınlar. Kimse benim andımı kaldıramaz. Kimse kaldıramaz. Ben buradayım ha. Kapalı çarşıdayım. Her günde gelirim buralara çay içmeye. Bizim dedelerimiz Çanakkale'de. Her yerde savaştılar değil mi? Yani savaş üzerine savaş yapmış bir milletiz. Ya Türk milletiz biz kardeşim. Türk milletinin bir andı olacak tabii. Adam Amerika'nın kendi andı var. İngiliz'in var, Fransız'ın var, İtalyan'ın var. Niye Türk'ün andı olmasın? Türk'ün andı bunların neyine batıyor? Ne kardeşim, çok büyük bir oyun dönüyor. Yani emperyalizme bize diz çöktürtme oyunudur bu. Senin önce andını kaldırınca TC'yi kaldırdılar. Ondan sonra andını kaldıracaklar. Yine millette sesmez gelmesin. Tamam mı? Yavaş yavaş senin gazını alıyorlar. Bir gün bir bakmışsın Türk bayrağını da yasaklar. Yani TC kimliğini de yasaklarlar. Her şeyini yasaklar. Zaten andını yok etmeleri düşmanlık. Düşman yapamaz bunu ya. Yani bugün bütün emperyalist güçler gelip birleşseler bize bu ihaneti yapmazlar, yapamazlar. En büyük ihaneti şu anda bizim başımızdakiler yapıyor. Türk milletine. Bunlar emperyalizme diz çöktürme oyunlarıdır. Yani biz emperyalizme diz çöküz bu sayede. Yarın gelecek Amerikan kuvvetleri Antalya Limanı'na demirini atacaklar. Bunlar yine ses çıkaramayacaklar. Zaten Katarlılar da şu anda. Bir Çinliler eksikti. Çinlileri de getirecekler. Onlara da topraklarımızı şimdiden anlaşmışlar. Duyduğuma göre 5-10 milyon da Çinli getirecekler. Ülke topraklarını parsel parsel satıyorlar bunlar koca kardeş. Buna dur demek lazım. Bu milletin uyanması lazım. Seni bak andına düşman ya. Adam senin andını kaldırıyor kardeş. Daha sen daha nesin ya? Senin Türk varlığını yok ediyor senin varlığını. Sen bu o MHP'nin başındaki adam neydi onun adı? Ya sen nasıl milliyetçisin koca kardeşim? Sen nasıl milliyetçisin? Nasıl bu ülkeyi sen savun? Demek ki bu adamlara bıraksan Türkiye Cumhuriyeti'ni tamamen silecekler. Kardeşim bu bir Haçlı projesi. Haçlı projesi bu. Yani bugün Aydia dedikleri yani büyük Yunan ateşi ya Yunan şey diyorlar yani ideolojisi, ideası. Bu daha bitmiş sanmasın bu millet. Onlar hala onun sevdasındalar. O yüzden Türk milletine, Türk kelimesine, Türk ismine düşmanlar.
İçimizdeki işbirlikçileriyle bilirler bunlar. İçimizdeki işbirlikçiler var. Evet. İşte bunlar beraber bu Türk ismini oradan kaldıracaklar. Ondan sonra seni savunacak bir güç kalmayacak. İşte o günlere geldik zaten şu anda. Şu anda sen Türk'üm diyemeyeceksin. Türk'üm demek suç haline gelecek. Onun peşindeler. Yani Türk olduğuna inanan veya Türk milletinin kudretine inanan, gücüne inanan insanlarımızın buna artık sessiz kalamaz. Buna sessiz kalmak demek ihanettir. İhanet. Yarın bak göreceksiniz. Bu daha bizim iyi günlerimiz. Yarın senin ismini bile değiştirir. Türk isimlerini çizerler, kaldırırlar. Yani onu da yapar bunlar. Her şeyi yaparlar. Bunlarda her türlü yani şey beklenir. Ben Türk'üm kardeşim. Ben ne mutlu Türk'üm diyenlerdenim. Ben ne mutlu Türk'üm diyerekten ırkçılık yapmış olmuyorum. Bak, emperyalizme karşı büyük bir mücadeleyi kazanmış bir milletin evlatlarıyız biz. Atatürk ne mutlu Türk'üm diyerekten, yani çünkü onu demek istedi. Başka hiçbir millet yok ki emperyalizme karşı savaşmış o zaman, değil mi? Başka bir millet var mı emperyalizme karşı savaş kazanmış bir millet? Yok. Yoktu. Olmadı. Ondan sonra bizden sonra bazı devletler uyandı. Değil mi? Evet. Kendi bağımsızlıklarını ilan ettiler. Biz tam bağımsızlığa inanan bir insanız. Yani Türk milleti öyleyiz. Biz Bozkurt'uz kardeşim. Bozkurt demek bağımsızlık demektir. Hani Bozkurt'un sembolünün manası senin bağımsızlığındır. Mesela Türk motifleri de kartal işlenir. Evet. Kartal senin özgürlüğündür, hürriyetindir. Kimse sana dokunamaz. Değil mi? Bak dokunuyorlar şu anda. Çünkü niye adamların kanı bozuk? Kanları bozuk bunlar. Bunlar Türk değil. Türk olan adam bunu yapmaz ya. Sen bir Türk olarak sen bunu yapamazsın kardeşim. Yani bizi er meydanında dize getiremeyen emperyalistler kurmuş oldukları senaryolarla okyanus ötesinden aldıkları emirlerle bizi diz çöktürmeye çalışıyorlar. Bu andımızın kaldırılması da bir emperyalist projedir. Emperyalist projedir. Türkiye'yi bölüp parçalamak istiyorlar. Türkiye'yi paramparça etmek istiyorlar. O ne mutlu Türk'üm dediğin zaman sen birleştiriyorsun aslında. Yani bu toprakla herkesi birleştiriyorsun. Tek yumruk yapıyorsun. Gücü birleştiriyorsun. Sen ondan geri adım atamazsın. Geri adım atamazsın. Senin kudretin, senin gücün, senin damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Bu bir ırkçılık değildir. Bu millet bunu başarmış bir millettir. Biz bunu başardık, dedelerimiz savaştı, kan döktük biz bu topraklar için. Anladın mı? Eğer bunu beğenmeyen, bundan hoşnut olmayanlar, onlar bu ülkeyi terk edecek, biz değil. Biz Türk'üz, biz terk etmeyiz. Bak yine söylüyorum, bunda kimin parmağı varsa, kim buna imza atıyorsa, sanmasınlar bu millet uyuyor. Türk milleti uyumuyor aslında. Ha uyuyanlar var. Uyanlar var ama onlar bizden değil zaten. Onlar demek ki para, pul için kimliklerini satabilecek karakterde insanlar. Ben onlardan değilim. Bak şurada tek başım gelsin 50 tanesi gelsin. Allah'ıma kurban hepsini de sererim yere. Türk oğlu Türk'üm, mutluyum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Kardeşim daha çok konuşurum ya. Ağzına sağlık. Yani ben... Bu topraklarda bizi yetiştiren anaların, tamam mı, evlatlarıyız biz. Gerçek Türk oğlu Türk'üm ben. Kimseye de şey yapmam, boyun eğmem. Çok sağ olasın abi. Zaten bu Mustafa Kemal Atatürk'ün emridir. Mustafa Kemal Atatürk'ün emridir. Bak bunu yıllar önce sana nutukta söylemiş. Gençliğe hitabesinde söylemiş. Doğru mu? Doğru.
Bir gün diyor iktidarı sahip olanlar kendi menfaatleri için ülkenin bütün kalelerini satabilirler. Doğru mu? Hatta düşmanlarla bir fiil işbirliği yapabilirler. Doğru değil mi? Evet. Şu anda aylara oluyor. Şu anda Atatürk'ün nutukta söylediklerinin hepsi bir bir gerçekleşiyor. Nerede şimdi hani milliyetçiyim diyorlar. Nerede bu milliyetçilik? Çıksınlar bak burada ben konuşuyorum böyle. Çok sağ olasın abi. Eyvallah.